Merhaba sevgili izleyicilerim. The Power Coin'in ne olduğu ile ilgili bugün bilgi vereceğim. Diğer blockchain projelerinden tamamen farklı bir proje bu. Enerji distribütörlüğünü üstlenen yeni bir nesil blockchain teknolojisidir. Ve Power Coin ile ilgili detaylı bilgiler vereceğim. İlk önce bu bilgileri verilmişten önce bunu Türkçe'ye çeviri yaparak daha iyi anlayabilirsiniz. Chrome'dan Translate kullanabilirsiniz. Power Coin size kendi enerji dağıtıcınız olma fırsatını veriyor. E-Mobility yarışı her geçen gün daha da sertleşiyor. Şarj altyapısının gelişimi kaçınılmaz olarak hız kazanmalı diye bilgilerle başlamışlar. Ve burada proje hakkında bölümüne giderek projeni görebilirsiniz. Güç projesi elektrik dağıtımı ve kontrol ağını yeniden tanımlamak için iddialı bir hedef üstleniyor. Ve E-Mobilis'teki artışla birlikte şarj istasyonlarına olan talebin önemli ölçüde artması sadece zaman meselesi. Güç projesi kontrolü size getirmeyi hedefliyor. Böylelikle size en yakın şarj istasyonunu dilediğiniz fiyata zahmetsizce bulabiliyorsunuz. Sadece bu da değil, elektriğinizi kendi isteğinizle farklı kullanıcılara sunabilmeniz için size kendiniz bir enerji dağıtıcısı olma fırsatını veriyor. Tüm bunları mümkün kılmak ve dağıtımınızı yönetmenize yardımcı olmak için gerekli tüm donanım ve yazılım araçlarını size sağlayacağız diye bilgi vermişler. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi işte elektrikle işleyen, çalışan makinalarda bu elektrik yöneticiliğini üstleniyor bu firma. Burada çözümler bölümüne baktığınız zaman sorunlar ve çözümler bölümü var. Ama bundan önce kendi şarj ürünlerimizi oluşturacağız ve ayrıca şarj yeri noktaları sağlayacak partnerlerimiz olacak diye bir bilgi de yer alıyor. Ve sorunlar ve çözümler bölümü olduğunda dünya çapında yolda tahminen 1 trilyon normal araba var ve e-mobility otomobillerin sayısı en son zamanlarda 1 milyar otomobil var ve son zamanlarda 8 milyona yükseldi. 8 milyara yükseldi. Ve burada sorunlardan bahsediliyor. Önümüzdeki yıllarda e-mobility kullanımı katlanarak artacak ve araçları şarj etmek için enerji için yüksek talep artacaktır. Sadece bu da değil, ilgili şarj altyapısının artan talep akışına karşılamak için yenilenmesi gerekecektir. Şu anda tüm şarj istasyonu ağır merkezleştirilmiş ve çok az şirket elektrik dağıtım üzerinde kontrole sahiptir. Hepsinin kendi ödeme sistemi ve kendinin ayarlı fiyatı vardır. Ve çözümlerden bahsediliyor. Herkes tarafından kullanılabilecek yeniden tanımlanmış bir şarj istasyonundan bahsediliyor. Evet arkadaşlar, The Power Solution'da kripto token'ı gibi bu da kendine özgün bir site ve burada da işte bunun mantığı, yani gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi burada da elektronik otomobillerin fişidir bu da. Burada görebilirsiniz. Yani burada gerçek bir iş olduğu için, bakın burada da resimlerde göründüğü gibi burada gerçek bir arabalar için üretilen bir cihazdan bahsediliyor. Burada da görebilirsiniz yani. Bunu da daha iyi anlamak için Almanca, bu şu an site Almanca ve Almanya'ya hitap ediyor. Ve bunu daha iyi anlamak için biz Türkçe'ye çeviri yaparak hızlı ve kolay şarj istasyonu diye geçiyor. Nerede olursanız olun, evde, seyahat ederken veya sadece alışveriş yaparken her yerde şarj çözümlerine ihtiyacı vardır gibi. Burada güç çözümünden kesinlikle verimli ve destekçi olamasından bahsediliyor. Tepeveri hakkında da şarj altyapısının genişletilmesini teşvik etme hedefini kendimize belirledik. Özellikle istasyonları halka açık hale getirmek isteyen özel evler diye geçiyor. Ve burada takım var. Her mesajı 4 gözle bekliyoruz diye bilgi var burada. Aynı zamanda bize yazın bölümü var. Burada TBR-EIC bölümü var. Bakalım bu nedir? Burada Almanca ve Türkçe'ye tercüme yaptım. Şarj istasyonları için elektrik doğrudan pazarlanmasıdır yani. Bir fotovoltaik sistemimiz var ve sizin elektriğinizi şebekeye veriyoruz. Ve kVH değerini bir tepeveriye bağlı araba şarj istasyonundan alıyor. Elektriğinizin ve taahhüdümüz ekolojik değişimi büyük katkı sağlar. Tepeveri Coin ile sizin şebeke beslemenizin ücretini kilowatt başına sabit bir miktarda öderiz. Bakın burada önemli bir şey var.
Ve burada örneğin güneş sistemini kilowatt başına alırsanız Bitcoin veya diğer blok zincir tabanlı ödeme yöntemleri gibi bağımsız olarak kullanabileceğiniz 0.1 TPV'li coin var. Bir e-auto şarj müşterisi TPV'nin kendi şarj istasyonlarını kilowatt başına 10 cent öder. Ayrıca ortak istasyonlar için maliyet vardır diyor. Ve burada da coin'e geçiş vardır. Bu türlü projeye gerçek bir anlam taşıyor. Burada beyaz kağıtta yani white paper'ında teknik analizle ilgili işte projenin ne olmasıyla ilgili PowerCoin'in neler katacağı ile ilgili bilgi var. Burada İngilizce ve İngilizce olarak bunu tercüme yapabilirsiniz, translate yapabilirsiniz. Ve burada TBFR'nin abstractlerinden bahsediliyor. Arka fondan burada işte ürünün detaylarından bahsediliyor. Coin'in detaylarından bahsediliyor. Ve bu coin'in hangi bir altyapıyla, hangi bir blockchain teknolojisiyle ve gerçeğe dayalı bir sistem olmasıyla ilgili burada bilgileri görebilirsiniz ve grafik tasarımını da burada görebilirsiniz projenin. Nedir? İşte yakıttır, fiyattır, TBFR hub'larıdır. Bunlarla kullanılıyor. Burada da coin ile ilgili bilgiler vermişler. TBFR'nin nasıl bir coin olacağı, bu coin'in emisyon fiyatları, main feature'larla ilgili post mining ile mi hangisiyle kullandığı ve burada sosyal medya ve gerekli bilgiler yer alıyor. Geri dönelim. Ve burada bakalım daha neler yer alıyor. Yol haritası yer alıyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi ve project ilk önce alt market exchange'de başlamış. Sonra define product range olmuş. TBFR direkt satışlara geçmiş. Marketing listesi olacaktır yakında. Crex 24'te yerleştirilecektir. Online shop olacaktır. Ve diğer ortak partner yerlerle platform sağlanacaktır ve burada teknik desteklerin enerji distribütörleri tarafından corporation olunacağı ile ilgili bilgileri var ve TBFR'nin mobil application'larda tam olarak yürütülmesiyle ilgili ve TBFR coin'leri ile bu işlemlerin gideceği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve burada coin bölümünde ise Power Coin'in yani The Power Coin'in PIVX teknolojisi kullandığı ve bu kullandığı teknolojiyle ilgili bilgiler yer alıyor. TPFR coin nedir? TPFR coin biz bununla nasıl para kazanırız, bunu nasıl değerlendiririz, bununla ilgili bilgiler yer alıyor. Coin distribütünde de bunda %9'unun team üzerine, %18'inin bedget üzerine ve ön mining'de 170 olduğu gösteriliyor. Masternode Collateral'da 1.777 TPVR olarak geçiyor. Burada TPVR shop adresi var. Ona da bakalım. Blockchain teknolojisini kullandığı ve uzun zamanlı bir proje olduğu ile ilgili bilgiler yer almış. Burada da TPVR'nin Krypton Fan Shop'ta marketini görebilirsiniz. Mesela bakın elektrikle şarj olunan makinelerde olsun, arabalarda olsun kullanılan teknolojisini ve bu teknolojilerle ilgili bilgileri görebilirsiniz. Yani bu tamamen bakın DeBover yani gerçeğe dayalı bir ürün olarak geçiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve burada main specification da var. TPFR'nin ticker'ın TPFR olduğu, TPVR tipin POS plus masternode olduğu, masternode'un %60, POS'a ise %40 ayrıldığı, block time'ın 120 saniye olduğu, total supply'in bilinmiyor ama pre-mine'de %2'lik 20 binlik bir ödülden bahsediliyor ve 500 blok vardır. Minimum stake'in 500 ve masternode collateral'ın 1.777 olması ile ilgili özel bölümünde bilgiler yer alıyor. Burada emisyonlar var. Block 1'de block reward'lar var. Pre-mine ne kadardır? Diğerleri ne kadardır? Burada detaylı bilgiler alabilirsiniz. Takıma baktığınız zaman CEO'su Sasha Valland ve CryptoAnt Marketing Manager'ı, The Community Manager'ı, Blockchain Developer'ı ve diğerlerini de burada takip edebilirsiniz. Proje gerçekten çok yararlı bir proje. Alman projesi. Nasıl derler? İşte Alman işi dediğimiz gibi. Burada sık sorulan sorular bölümü var. General sorular var.
genel sorulardan tip veri nedir? Kripto para gibi bunun charging sektöründeki yeri neden ibarettir? Onlarla ilgili bilgi yer alıyor. Burada pre-sale de yer alıyor burada bilgiler. Tepe verinin nasıl bir olacağı ile ilgili. Yani bu coin'i çıkarıyorlar, borsaya çıkarıyorlar. Belli bir coin için para toplanıyor ve o paralarla belli bir projeler yapılıyor. Bu da Alman projesi. Gerçekten diğerlerinden farklı bir proje. Burada Discord'la ve PowerCoin sitesiyle ilgili mailler var. Ve burada white paper'ını da okuduk. Wallet download yapabilirsiniz. Bakın burada GitHub üzerinde TBFR'nin 1.1.0'ın versiyonunu indirebilirsiniz. Kurabilirsiniz walletini. Ve aynı zamanda Exchange Alt Market'te de Exchange olunuyor şu anda. Bunu da göstereyim sizler için. Alt Market'te trading yapılıyor. TPVR BTC olarak. Burada da bunun trading işlemini görebilirsiniz. Ve aynı zamanda Alt Market'le birlikte TPVR Shop'u gösterdik. Rapid Host Wallet Investment ve TPVR Discord, TPVR Telegram adreslerini de görebilirsiniz ve Telegram'ın Twitter'da da GitHub'da da bunun kanalı var. Bunlara da bakabilirsiniz. Mesela burada haberler yer alıyor, bilgiler yer alıyor TPVR ile ilgili. TheCoverCoin.com Immobility diye bilgiler paylaşılıyor burada. Ve My Wallet Investment'te buraya giderek CoinPack'te discount demiş. Bakalım bu nedir? Ve haberleri, indirimleri, herhangi bir yenilikler olduğu zaman TPFR'de burada yayımlanıyor onlar. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi bilgiler yer almış. Alt Market'te, MyWallet'ta olan bilgiler, GitHub'dan işte indirilen coinlerle ilgili, borsası ile ilgili bilgileri de ve burada görebilirsiniz. Bakın burada coin paketleri var. Ebuy paketi var. 0.003 Bitcoin ediyorsunuz ve size 50 TPVR coin veriyor. 150 TPVR almak için 0.01 ödemelisiniz. 500 için 0.04, 0.2 Bitcoin'e 1777 TPVR veriyor. Ve burada bonuslardan da bahsediliyor. Full TPVR Masternode Tesla diye paket var burada 0.2 Bitcoin'lik. Bundan bahsediliyor. Ve biz burada bakın Masternode Access TPVR'nin de burada logosunu koymuşlar. Yani gerçeğe dayalı bir coin olduğu için iyi bir işte bakılıyor. Mesela CoinPaprika'da da listed edilmiş. CoinPaprika'da da bakalım. Bakın burada haberlerin olması güzel. Yani haberlerini burada bulabilirsiniz. Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Dogecoin de bulabilirsiniz. Aynı zamanda Horcomio, TPVR Coin ile bu Google Play'de de bulabilirsiniz bunu. TPVR Wallet da destek almış ve diğerlerinde. Şimdi CoinPaprika'da bakalım. CoinPaprika'da nasıldır? Evet arkadaşlar, TheCoverCoin'i, TPVR Coin'ini CoinPaprika'da da görebiliyorsunuz. Burada da kripto paranın Proof of Stake ile ilgili, yani post mining ile ilgili bilgileri yer almış. Burada fiyatı yer alıyor. 0.59 dolarlık bir fiyat var burada. Bunları da gösteriyor. Prototipi, 7 günlük fiyat, artışı ve diğerlerini de buradan takip edebiliyorsunuz. Burada da Coin Sale bölümünden de token distribute görüyoruz. GitHub, Block Explorer vardır bunun. Trello board'u vardır ve Block Explorer'ına bakalım şimdi. Burada bunun blokudur. Buradan takip edebiliyorsunuz paper coin'lerini. Bakın coin supply 112.664. Bunun fiyatının artması olabilir. Çünkü sayı az ve zorluk derecesi de 614.69. Network sadece 25.284 GHZ ve burada yer alıyor. Bu coin'in gelecekte hangi fiyata kalkacağı, yani gerçek proje olduğu için bunun artacağını düşünüyorum. Çünkü uzun zamanlı bir proje ve görmüş olduğunuz gibi uzun zamana dayanıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni bir coin incelemelerinde, yeni bir blockchain teknolojisine dayanan bir projenin incelemelerine kadar
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese bol kazançlar.